Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bakın İzmir Buca'dayım. Buca'da Köfteci Dayı'ya geldim. Burası İzmir biliyorsunuz. Bizim Ödemiş köftemiz de çok meşhurdur. Hem Mert kardeşimin ellerinden güzel bir köfte yiyeceğiz. Tadım yapacağız. Hem de bütün detayları sizlere paylaşacağım. Hazırlanın, çok güzel bir video daha başlıyoruz. Mert kolay gelsin. Sağ olasın abi, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Hayırlı işler. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Nasıl gidiyor işler? İyi vallahi şükür abi, devam koşturmaya. Allah utandırmasın, daim olsun. Sağ olasın. Şimdi buraya geçmeden önce biraz mekanın bir geçmişinden bahsedelim. Kaç yıl oldu, ne kadar oldu? Abi mekanın geçmişi şöyle, Buca'da 4 aydır varız. Burada bizim, şu anda 4 ay mı oldu? Bu dükkanda şu anda Buca'da 4 ay oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Evet. Bizim Altındağ'daki dükkanımız 1990'dan beri hizmete devam ediyor. Köfteci Dayı isminde. Evet. Onun dışında Bornova'da bir şubemiz daha var ve Alsancak'ta bir şubemiz daha var. O 4 şube mi toplam? Aynen, doğrudur. Güzel. Abi. Orada 1990'dan beri hizmet ediyor. Bizim köftemiz tek bir yerde yapılıyor. Altındağ'daki dükkanda. Evet. Hepimiz aynı köfteyi kullanabiliriz. Bütün şu 4 şubede aynı malzeme, aynı köfte mi kullanılıyor? Aynı malzeme, aynı köfte kullanılıyor. Doğrudur abi. Dışarıya vermiyorsunuz. Bu 4 değil mi? 4 mekan arasında. Doğrudur. Bizim bütün ürünlerimiz aynı şekilde. Aynı gün içinde burada da orada da aynı lezzeti tadabilirsiniz. Çok iyi ya. Sabah kaçta geliyorsunuz? Kaçta ızgara hazır oluyor? Abi sabah bizim burada 11'de 11 olmadan ızgaramız hazır. Kaça kadar devam ediyor? Akşam 7.30-8'e kadar buradayız. O bayağı da duruyor musunuz? Doğrudur. 7.30-8'e kadar. Çalışma saatleri ortalama diğer dükkanlarla da aynı diyebilirim. Hani ufak tefek değişiklikler olur. Yarım saat ileri, yarım saat geri. Ortalama olarak hepimiz aynıyız. Peki buranın bir açık adresini söyleyebilir miyiz? Biz abi, Buca'dayız ama neresindeyiz? Biz şu anda Buca'da bilinen yer olarak Kasaplar Meydanı'ndayız abi. Aynen, onun arka tarafına Kasaplar düşüyor. Kasaplar Meydanı'nın hemen arkasındayız. Heykelden karşı sokağa girdiğinizde buraya çıkıyor. Ufak bir meydan var burada. Evet. Kasaplar Meydanı'nın hemen arkasındayız, hemen arkasında. Şu anda. Köfteci Doğru. Dayı diye de geçiyor Köfteci değil mi burası? Dayı olarak geçiyor abi. Bizim ismimiz o şekilde. Güzel. Ustamızın lakabı o. Altındağ'daki dükkanda. Onun isminle devam ettiriyoruz. Aynen, onun ismiyle devam ettiriyoruz. Allah utandırmasın. Sağ olasın abi. Şimdi bak, seninle konuşurken bir şey dikkatimi çekti. Izgaran tertemiz. Doğrudur abi. Biz onun temizliğini yakarak yapıyoruz. Çünkü hani en iyi temizleme yöntemi yakarak oluyor. Yakarak ya, değil mi? Aynen, doğru. Ben onun farkındayım. Kömürle yakıyoruz. Şimdi Mert, burada kırmızı toz biber ve yağ mı kullanıyorsun? Doğrudur abi. Kırmızı toz biber renklendirme açısından acısız şekilde. Şurada şunu göstereyim ekmeği arkadaşlar. Ekmeği yağlamadan önce. Tatlı toz biber. Bu tatlı toz biber abi, doğrudur. Şunlar Mermi abi bak. Onlar biraz bayağı yani, acı. Abi yağ olarak ne kullanıyorsun? Abi bak, içinde olarak bir şey görüyorum ben, onu bir gösteririm. Tereyağı mı o? Abi tereyağı karışımlı tereyağı. Evet. Tereyağı da bu miktarda var. İsteğe göre az yağlı, çok yağlı. Tabii müşterinin isteğine göre, müşterinin isteğine göre o şekilde yağlıyoruz. Anladım. Abi. Peki abi, şimdi sıra geldi babaya, işte bu köfteye geldi. Köfteden bahsederim abi. Nasıl hazırlanıyor? Abi hayvan neresini kullanıyoruz? Sadece dana olarak hazırlanıyor. Dana, evet. Kaburga etinden, baharatlarla, soğanla, kendi ustamızın tarifiyle. Hani bu zaten 90 yılından beri bir süre gelen tarif var. Evet. Deneye deneye oturmuş bir lezzet var yani. O şekilde hazırlanıyor. %100 dana. Onun içinde haricinde içinde başka bir karışım yok. Kuzu yok. Ya sözünü kesin, ben başka yerlerde geziyorum. Çünkü yiyorum, içimde onu geziyorum. Abi. Kuzu tarafını kullanan da varmış ya. Ama benim bildiğim kadarıyla Ödemiş köftesi kuzudan olmaz abi. Abi kuzudan olmaz. Dana olacak değil mi? Sadece dana olacak. İçindeki yağ miktarı da danadan. Ustamızın hazırladığı tarifle ona göre bir yağ miktarı var içinde. Biraz yağlı da olur et. Ama kuzu kullanmayı tercih etmiyoruz abi. Bir de İzmir'in halkı kuzuyu çok fazla sevmez. Kuzu abi genel olarak hani müşterilerde seven var, sevmeyen var. Biraz kokulu bir et oluyor çünkü. Hı-hı. Kokusu bastırıyor yani. Onu seven var, sevmeyen var. O yüzden aynen, biz daha çok tarifimiz dana üzerine abi. Devam bu şekilde, bu devam ediyoruz. Bu şekilde devam, doğru. Peki abi, Ödemiş köftesinden başka herhangi bir şey var mı dükkanda? Abi sadece Ödemiş köftesi olarak çalışıyoruz. Yani sadece köftecilikle ilgileniyoruz. Tek çeşit, tek benim çeşit, işim köfte diyorsun, devam ediyorsun. İşimiz yani bunu iyi yapabildiğimiz için bununla ilgileniyoruz. O yüzden tek ürüne çalışıyoruz abi. Tamam abi, başlayabiliriz şimdi. Hemen abi. Mert, hemen atalım ızgarayla, buluşturalım. Kömür kullanıyorsun değil mi? Kömür, kömür kullanıyoruz abi, doğrudur. Hı-hı. Bunun lezzeti kömürde daha farklı olur. Şimdi abi, porsiyona kaç adet atıyorsun? Abi tek porsiyonda 8 adet köfte var. Tamam, buçuk olursa? Buçukta 12 adet var abi. Tamam. Peki yarım ekmek olursa? Yarım ekmekte 6 adet var abi. Şimdi o zaman biraz da fiyatlardan bahsedelim. Şimdi yarım ekmek olsa fiyat ne kadar? Abi yarım ekmek 45 lira. Evet. 3 parça ekmek, yarımdan biraz daha büyük. O ne kadar? 55 lira. Tamamdır. Tek porsiyonumuz 60 lira abi. Bu şekilde fiyatlar şekilde. Doğrudur abi. Buçuk porsiyonumuz 90 lira. Her şeyden öte abi, şu ekmeği, şu yağı batırıyorsunuz ya. Ya ayrı bir lezzet katıyor. Aynen abi. Ben var ya, ya ben o ekmeği ölüyorum ya. Özellikle bol yağlı olursa aynen, seven müşterilerimiz için. Hı-hı. Hemen ne yaptın? Yağı üstüne gezdiriyorsun. Olay bu şekilde. Olay bu şekilde abi, doğru.
Abi senden bir şey daha istiyorum. Tabii şimdi fiyatları belirledik ama eğer benim selamımı getirirlerse veya da derlerse abi işte YouTube'dan seni izledik, biz buraya kadar geldik. Tamam, indirim abi. Yapmanı istiyorum abi. Yapalım abi, senin takipçilerin için, senden gelenler için. Çok güzel. Yüzde kaç indirim yaparsın abi? Yüzdelik olarak konuşalım. Şöyle yüzdelik olarak hesaba girdin. Aynen hesaba girdik. Şimdi bak, yarım ekmeğin fiyatı ne kadardı? Yarım ekmeğin fiyatı 45 lira abi. Kaç yapabilirsin işte? Abi biz yanına istersen ikramlı yapalım bunu. Tamam, nasıl olacak? Senin takipçilerin olarak gelen herkese, senin selamını söyleyen herkese abi biz salata ve içeceği ikram olarak yanına verelim. Tamam, salata ve içecek salata ikram. Salata ve içecek ikram abi. Hı-hı. İstedikleri tamam. İçecek, salata bizden tamam, ikram güzeldir. Olsun. Tamam, güzeldir. Eyvallah. Yarım ekmeğini yiyecek, içeceğini ve salatasını ücretsiz olarak evet abi. Şimdi selamını söyleyenler için. Çevirdikten sonra hemen ekmeklerimizi kesip alacağız. Hı-hı. O ekmek olayını bitiyorum ben işte. Bunun pişme aşaması da çok fazla olmuyor değil mi? Abi köftenin genel olarak, yani etin genel olarak fazla pişmesi çok uygun bir şey değil. Kurur. Evet. Hani sulu olacak, kalması, orta aynen. Pişmiş seviyede kalması biraz daha iyidir abi. Aynen. İşte olay bu. Bunu çok seviyorum ben ya. Şunu olur, göstereyim olur. Ben bir yakından. Oo çok iyi ya. Bu ekmek yağlanmadı mı tadı olmuyor abi, değil mi? Olay burada bitiyor. Abi ben de bol yağlı seviyorum. Yağlandığı zaman tadı bir ayrı oluyor. Mert, bu ekmeği tekrar açıp gösterebilir miyiz? İzleyelim net. Şu da açalım, gösterelim. Şöyle net bir şekilde görsünler. Öyle koyalım biz onları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak sizler için ha bunlar. Şimdi ne geldi? Oo acıları sallıyorsun. Bu önceden kurutulmuş bunlar. Bunlar önceden kurutulmuş. Biz pişiriyoruz abi. Pişirmediğimiz biraz zaman. Biraz daha kızaracak değil mi? Biraz daha kızardığı zaman yenmesi daha rahat oluyor bu şekilde, çünkü biraz daha çiğ kalıyor. Aynen. Mert senin kaç yıl oldu şimdi? Abi toplam? Ben 24 yaşındayım, 12 yaşından beri işin içindeyim. Oo 12 yıl olmuş, bayağı olmuş ya. Aynen. Tamam artık sen artık köftecisin ya. Sayılır abi, öyle diyebiliriz. 12 abi. Yaşından beri işin içindeyiz biz. Aynen, bayağı bir olmuş yani, az değil. Hemen pişenlere kenarıya aldım. Abi pişenleri hemen bu tarafa doğru koyuyoruz. Şu şekilde pişme derecesi budur abi. Fazla kurumadan suyu içinde kalacak şekilde. Aynen. Hemen de tezgah siliyorsun bak. Abi yağlı kaldı mı? Toku da yapıyor değil mi? Aynen abi. Ha domates de atıyorsun. Aynen, yanına pişmiş olarak göndereceksin. Abi. Aşağıya bırakıyorsun ki, çünkü o köftenin yağı da aşağıya indiği zaman muhteşem bir şey olacak değil mi? Ekmeklerimizi doğruyoruz abi. Bu şekilde içine koyduğum zaman. Olay bu şekilde. Bir olay de, bu şekilde ha, bir de domatese bırakacaksın değil mi? Heh, geldi onlar da. Oraya ne geliyor? Hemen soğanı. Hemen soğanı okumuz abi. Normalde yeşilliği de herkese bırakıyorsun normalde değil mi? Normalde yeşillik tabii. Soğan, domates, roka yanına zaten ikramımız. Arkadaşlar bir yanda köfte, bir yanda şöyle hemen yeşilliği geldi. Limonu geldi. Olay bu şekilde. Olay bu şekildedir abi porsiyon. Bu buçuk porsiyonumuz. Hı hı. Normalde zaten soğan, roka bütün misafirlerimize yanında ikram. Ayrıca evet. Senden gelip de senin selamını söyleyenlere de içecek ve ayrıca bir salata bizim ikramımızdır abi. Abi teşekkür ettim. Rica ederim abi. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Buca'dayız, köfteci dayıdayız ve Mert kardeşim çok güzel bir sunum yaptı, çok güzel anlattı detayları. Güzel de bir bize masa hazırladı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Değil mi ne kadar güzel. İzmir'in her şeyi meşhur ama Ödemiş köftesi bir o kadar da meşhur. Şimdi müsaadenizle. Bismillah. Burayı bana tavsiye edenler için vallahi şimdiden teşekkür ediyorum. İlk de yönlendirmişsiniz beni buraya. İlk de buraya gelmişim. Sizler de benim gibi lezzet konusunda yanılmıyorsunuz. Çok çok iyi ya. Bak, şimdi olay nerede bitiyor biliyor musunuz? Bakın. Şöyle dışını kızartmış bak. Nerede yakınlığını göstereyim görüyor musunuz? Bak.
Ama içi var ya sulu sulu böyle. Hele zaten ben bunun ekmek olayını ölüyorum. Ekmeği daha çok hoşuma gidiyor. Mis gibi ya. Çok iyi. Bir de bu ekmeği kızarttı şimdi kıtır kıtır oldu bak. Yeşilliği de geliyor yanında. Benim selamımla gelirsiniz mutlaka Mert'e selam söyleyin. Alalım. Bu da piyazın değil mi? Eyvallah. Şöyle bir de piyazı geldi arkadaşlar. Piyazı da çok iyi. Bunda da çok iddialı. Buraya gelirseniz Köfçü Dayı'ya, Buca'daki şubesine benim selamımı söylerseniz yanında salatası ve bir içeceği ikram olacak arkadaşlar. Herhangi bir ücret tabi olmayacak. Şimdiden haberiniz olsun. Piyazı da merak ettim. Piyazında da iddialı. Şöyle bir alt üst edelim biraz. Oo Mert. Bunun fasulyeleri bayağı bir büyük ya. Nereden geliyor bunlar? Abi fasulyeler. Fasulye olarak alıyoruz onları zaten. Normal kuru fasulye bayağı büyük. Yemeği yapmak için kullandığımız değil de bunlar biraz daha büyük boy. Farklı tür olanlar zaten. Piyazlık için bunlar. Bunlar piyazlık için abi doğrudur. Nereden geliyor bunlar? Yeni nereye? Bizim aldığımız toptancıya büyük ihtimalle Kütahya tarafından tedarik ediyordur abi. Çünkü bunlar biraz daha büyük fasulyeler. Hani yemeklik için değil. Yemeklik için. Bunlar daha çok salataya kullanılan fasulyeler. Daha da güzel olmuş. Daha da güzel. Adam böyle ağzına geliyor yani. Ne yediğini biliyorsun. Ellerine sağlık. Harbiden geçerli. Şaşırtmadınız beni. Teşekkür ediyorum. Yine geldik yeni bir videonun sonuna arkadaşlar. Daha çok çok güzel videolar gelecek. İzmir'i gezmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Köftesi de kalmayın. Görüşürüz. Bitti sanırım.